Bazı Türk lehçelerinde kumay, Anadolu Türkçesinde hıma şeklinde söylenen bu mitolojik kuş, İslamiyet öncesi Türk inançları içinde de yer alan hayat ağacıyla hayat suyu yanında üçüncü önemli motiftir. Eski Türk inancındaki hümanın yaşadığı mekan, aklın alamayacağı, gözün göremeyeceği kadar yükseklerde ve sınırsız bir genişlikte tasavvur edilmiştir. Bu özellikleriyle Türk ve İran mitolojilerinde kuşların en asili sayılmış ve ayrıca devlet kuşu olarak kabul edilmiştir. Hüma kuşu başta Roma olmak üzere değişik kültürlerdeki güç ve kuvvet sembolü avcı kuşlarla da benzemektedir. Özbekistan'ın devlet armasında da hüma kuşunu görürüz. Hümayı diğer efsanevi kuşlardan ayıran en önemli özellik cennet ve devlet kuşu olmasıdır. Onun 7 kat göğün üzerinde felekler ve burçlar arasında dolaşıp Allah'a ulaştığına inanılır. Hüma kuşunun Türk kültüründeki siyaset, devlet, inanç yönündeki etkilerinin yanı sıra Türk edebiyatında da hüma kuşu figürüne sık sık rastlanır. Mesela Türk divan şairlerinden Cemali'nin ve Kara Fazlı'nın Hüma ve Hümayun, Nati Mustafa ve Sabit'in Ethem-i Hüma adını taşıyan mesnevileri bunlardandır. Hüma kuşu resim, minyatür, dokumacılık, nakkaşlık gibi geleneksel Türk el sanatlarında çok önemli bir motif oluşturmuştur.